Sesli Düşünenler programına hoş geldiniz. Bugün mermere şiirler yazan, taşa yaşamın derinliklerini yontan bir sanatçıyla birlikte olacağız. Doğadan ve efsanelerden aldığı ilhamla doğayla kucaklaşan efsanevi eserler sunan, heykelleri yurt dışında meydanları, ünlü mekanları, parkları süsleyen ve ülkemizde plastik sanatlar alanında çığır açan bir isim o. Evet, bugünkü konuğum heykeltıraş Sayın Mehmet Aksoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz sizi ağırlıklı olarak elbette heykeltıraş kimliğinizle tanıyoruz. Ama aslında sizin sanata adım attığınız ilk iş heykeltıraşlık değil, resim. Evet. Öyle ki çocuk yaşta yaptığınız bir resim hayatınızda adeta bir dönüm noktası. Hangi resim o? Kuş resmi herhalde. Tarla kuşu resmi. Tarla kuşu resmi. Doğru. Gerçekten öyle. Bir başıma tarih kuşu kondu o kuşla birlikte. Bu kadar zaman. Öğretmenimin tabii hassasiyeti çok önemliydi orada. O resmi görünce işte vay sen nasıl bunu yaptın falan. Beni kucaklayıp böyle döndürdü. Başka sınıflara götürdü onu gösterdi falan. O günden işte liseyi bitirene kadar da akademi yıllarına kadar hep ressam olmak düşüncesi vardı. Öyle başladı bu macera gerçekten öyle. Evet. O resmi saklıyor musunuz hala? O resmi saklamıyorum çünkü öğretmene vermiştim. O böyle de bir gelenek yok bize. Arşivdir bilmem ne saklama falan öyle bir şey yok nasıl olsa. Yani zaten kağıt kalemi ilkokulda gördük. Öyle babamız bize kağıt kalem falan vermedi. Biz işte tarladan, dağdan alındık, okula gönderildik falan öyle bir şey. Peki daha sonraki yıllarınızda kazandığınız başarılar sonrasında o öğretmeniniz sizinle irtibata geçti mi ya da siz o hocanızı arayıp buldunuz mu, konuştunuz mu? Evet, evet. Çok yıllar sonra ben işte Almanya, Berlin'de bulunmuştum 15 sene falan. Bir Türkiye'ye döndüm 89 yılında kesin olarak. İskenderun'da olduğunu duydum hocamın. Gittim, evini buldum, kapısını çaldım, çıktı. O 20 saniye içinde tanıdı beni. İnanılmaz bir şey. Aksoy sen misin falan, sarıldık falan böyle. Ondan sonra ben onu ileride tekrar Yayla Dağı'na götürdüm. Geleceksin dedim falan. Olur mu olmaz mı dedim, olmaz ille de geleceksin, misafirimiz olacaksın falan. Onu götürdüm, 3 ay kaldı orada çok. Tabii sever Yayla Dağı'nı. Yayla Dağı'nda bütün insanlar da onu sever. İşte. Nazmiye Hoca çok meşhurdur Yayla Dağı'nda. Bir sürü öğrenci yetiştirmiştir, çok saygıdeğer bir kadındır. Çünkü öğrencilerini çok severdi, ilgilenirdi. Yani bir anlamda Florence Nightingale gibiydi. Böyle gecelere lambayla öğrencilerin evlerine dolaşırdı falan. Sağ mı kendisi hala? Maalesef, maalesef yitirdik onu. Ama son zamanlarda böyle bir ahbaplık ettik. O çok hoş oldu gerçekten. Çok da büyük mutluluk duymuştur. Sizinle gurur duymuştur. Evet. Buradan kendisine biz yine de sevgilerimizi iletelim. Evet, evet, evet. Belli olmaz. Belki bizi seyrediyordur. Belki duyuyordur, evet. Akademiye girdiğinizde biraz önce belirttiğiniz gibi heykeltıraş olacağınızı hiç düşünmemişsiniz. Aklınızda hep ressam olmak varmış. Ta ki Profesör Sadi Çelik yaptığınız bir büstü görene kadar. Evet doğru. Bu böyle bir şey oldu. Şadi Çalık hocamız. Bu ilk yıllar temel eğitim yıllarında işte desen çizerdik. Haftada bir de modelaj dersi vardı. Modlaj dersinde ilk bir karşımıza bir Venüs başı koymuşlardı. Onu yaptık işte birebir kopyasını çektik yani çamurdan modüle ettik onu. Ben de çok hayret etmiştim. 3 saat içinde bitirdim böyle bu üstü ve ellerim gidiyor yani bu işe. Çok hoş oldu, zevklendim falan da. Hep ressam olmak düşüncesiyle işte hadi bu da olur normal. Bu ödevi de iyi yaptık gibisinden. Fazla bir üstüne bir şey düşmedim. Ertesi hafta geldiğimde Şadi Hoca'yı o büstün başında bekler buldum. Beni bekliyor. Kim bunu yapan demiş. Sormuş etmiş. İşte ben. Sen mi yaptın? Ben yaptım. İşte ne olmak istersin? Ressam olmak isterim. Başka bir şey heykel olmak, tıraş olmak ister misin? Hayır olmak isterim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Böyle başladı ve bir ay benim üstüme düştü.
işte okula, sınıfına götürdü. Bak işte tanıştırdı beni, işte bu işte Mehmet Aksoy yetenekli bir arkadaşınız falan. Ben yani bana bir bayağı bir onur verdi. Giderek yapayım bari falan oldum. Ondan sonra bu heykele, resimden heykele bulaştık evet. Ve de bir daha çıkamadık yani. İyi ki de bulaştırmış sizi. Halen resim yapmak Şahin istiyorum hocam. Ama. Zaman zaman da olsa yapmıyor musunuz? Gerçekten. Zaman zaman yapıyorum tabii ki. Resim yapıyorum da ressam olduğum iddiam yok henüz. Heykel hayatımda çok büyük bir yer tutuyor halen. Çok şey. Onun için heykelden biraz uzaklaşabilsem bir iki sene böyle intensif. Çünkü her iki alanda aslında çok evet. büyük yoğunluk bravo, isteyen bravo, bravo. Aynen alanlar. Öyle. Aynen öyle. Yani yoğunluk olmadan ressam da olunamaz. Onu biliyorum. Yani arada bir işte ferahlayalım diye renklerle tekrar biraz tanışalım gibisinden bir şey yapıyorum. Daha çok desen ağırlıklı şeyler yapıyorum. Ama rengin beni başka bir dünyalara götürdüğünü biliyorum ama insanı sarhoş eden bir yanı var o işin. Rüyalarına girer insanın renkler. Öyle bir konsantrasyonum yok şu anda. İsteğim de yok çok ama hep böyle gizli bir şey var içimde. Bir resim yapacağım bir gün. Evet, çok hoş. Aklınızın bir köşesinde duruyor. Yine de yapacağım ama kesin yapacağım. 1970 yılında devlet bursuyla Londra'ya gidiyorsunuz. Şimdi ben şunu merak ettim. Pek heykelin olmadığı bir ülkeden genç bir yaşta Londra gibi dünyanın sanat merkezlerinden birine heykellerin her köşe başında olduğu, müzelerin çok zengin heykellerle donatıldığı bir şehre gidince neler yaşadınız? Sizde bir şok, bir sürpriz, bir değişiklik ya da çok büyük bir mutluluk, ben cennete geldim gibi bir düşünce geçti mi aklınızdan bir sanatçı adayı olarak? Vallahi bunların tümü de oldu diyebilirim ama aslında olan şuydu. Bir kere ilk defa yurt dışına çıkıyordum. İlk defa yabancı bir ülkedeydim ve de dilini bilmediğim bir ülkedeydim. İngilizcem yoktu. Yani lisede bizim çok zayıf bir İngilizcemiz vardı. İşte this is a pencil gibi bir şey yani sonuçta. onunla da hiçbir şey yapılmıyor. İşte dil kursları alacağız. Bu arada okullara gireceğiz. Ev bulacağız falan. Bütün bu zorluklar. Bir de tabii çok büyük bir merak vardı bende. Sanat merak. Yani kitaplardan gördüğümüz şeyleri birebir görmek, etrafında dönmek, özellikle heykellerim falan. Ne tuhaftır ki ben Mezopotamya heykelini, Asur'u, Mısır'ı, İngiltere'de tanıdım. Ve orada sevdim. Ve dünya heykel mirasının büyüklüğünü orada kavradım. Bu bize böyle kitaplardan bir iki gösteriliyor falan. Hani böyle çok üstüne durulmadan. Ama ne kadar önemli olduğunu anlayabildim. Mısır heykelini mesela. Mısır heykeli benim için artık bir en yüksek bir düzeydir heykelde. Ondan sonra belki de heykelin bozulma şeyi başlamıştır çağı. Ben... Zira akademide hep Yunan ağırlıklı bir giriş, devamında da belki biraz Roma ama onun öncesindeki bir mesela Mısır uygarlığı, Asur, evet, Hitit. Evet. Neden bizim okullarımızda, akademide pek üzerinde durulmayan konular? Çünkü bizim heykeltıraşlarımız, akademideki hocalarımız çoğu da işte Paris ekolünü takip ediyorlar. Oradan yetişmeler, oradaki akademi bozardan gelmeler. İşte orada da öyle bir eğitim görülüyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Aslında Türkiye'de özel bir eğitim yapılır mı, nasıl yapılabilir? Bu topraklarda Orta Doğu diyoruz. Yani biz Orta Doğu'ya ait biriz, Anadolu diyoruz ki 13-15 tane çok önemli medeniyet geçmiş üstünden. Yani bir İtalyan, bir Yunan belki heykel sanatına o şekilde başlayabilir ama evet, Anadolu'da yaşayan sanatçıların zenginiz. Çok daha farklı, çok daha eskilere giderek bu işi başlatması bravo. Lazım. Tam da böyle. Bu bir büyük şey, bir fakirlik, bir yazık yani. Bu konuda pas geçilmiş, görülmemiş falan. Halen de öyle maalesef. Okullarımızda gene de ağırlıklı bu şey dersler verilmez. Bunu bilen insanlarla konuşulmaz. Bir Hitit heykeli ya da bir Mısır heykeli öğrencinin karşısına konup bunu yap denmez. Halen Yunan başları vardır. Halen Zeus başı konur.
Afrodit başlık olur, bilmem ne torsosu konur. Yani ondan insan işte idealist heykelin kötülüklerini öğrenebilir aslında. Yani insan figüründeki soyutlamalar artık bir yere gelmiştir orada. Hepsi birbirine benzer zaten. Yani Zeus'un kafasına Apollon'u taksan çok büyük bir şey değiştirmez. Yani sakalı bir şey. Bütün kaslar, adaller hepsi belli bir formda yapılır. Hep formülasyonu aynı. Zaten benim hatırlayabildiğim kadarıyla Roma heykel sanatında Roma vücut, biraz daha beden değişiyor artık. Hep aynı. Sadece işte iktidar değişecek, kafalar evet, değişiyor. Evet, yani komutansa işte elbiseleri belli, pelerini belli. İşte onda şey, yüz biraz daha ifadeci bir şey kazanıyor. Hı. Biraz daha kişilik buluyor falan. Bunlar gösteriliyor. Bunlarla heykelin çok az bir şeysi gösteriliyor aslında. Yani arkaik Yunan bile mesela, ki Mısır'dan, Anadolu'dan bu tarafa Yunanistan'a doğru gelip işte idealist heykelden önceki dönemdir ki bu. O bile çok daha hoştur yani. Çok daha form bakımından daha kuvvetlidir, güçlüdür. Ben daha çok severim onu. Daha heykel bulurum. Ki bunlar da bile, yani bir Yunan ya da Roma heykel sanatının bile ne kadar derinlikli şekilde işlendiği de belki tartışılması gereken bir konu. Örneğin ben ikinci mesleğim rehberlikten dolayı biliyorum. Afrodisyas gibi bir mekana sahip Türkiye. Ve Afrodisyas bildiğiniz gibi döneminde heykeltıraşlık okulunun olduğu ve o çağın pek çok öğrencisinin gidip eğitim aldığı, döneminin en güzel heykellerinin yapıldığı merkezlerden biri olarak kabul ediliyor. Mesela hep şunu söylerim, neden Afrodisyas gibi bir mekanda bir heykeltıraşlık okulu açılmaz? Neden dünyanın pek çok ülkesinden bu konuda eğitim görmek isteyen gençler Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan Afrodisyas'a gelip böyle bir okulda eğitim almaz? Evet. Çok şey, hoş yani bu düşünce. Ama ben olsam bu sizin okul düşüncenizi biraz daha geri götürürdüm. Hititler zamanında Yesemek Heykel Okulu. Evet, şimdi ikinci notumda o, evet. Aslında bu son daha da derece önemli bir, evet, başka daha yer. Daha da önemli. Oraya mesela, orası bilinmez. Afrodisyas gene bir şekilde bilindi, edildi, ortaya çıkarıldı falan. Bayağı şimdi bir meşhur oldu, tanındı. Yesemek Köyü'nün de Antep'e bağlı olduğunu hemen hatırlatalım. İslahiye, Antep, evet. Bir Hitit heykeltıraşlık atölyesi ve pek çok gerçekten ben gitmedim ama giden meslektaşlarımdan, rehber arkadaşlarımdan biliyorum. Muhteşem güzellikte bir yer olduğunu söylüyorlar. Maalesef hala turlara dahil edilmiş bir yer değil. O yüzden pek çok insan Yesemek Köyü'ndeki Hitit heykellerini görme şansına hala erişmedi. Evet. Yani şöyle bir yer orası, şimdi İslahiye'ye bağlı Yesemek Köyü var, köyde bir tepe var. Bu tepe olduğu gibi işte bazalt kütleleriyle, fışkıran bazalt kütleleriyle dolu. Ve bunların bir kısmı kaba olarak yontulmuş durumda. Bir kısmı koparılmak üzere, izleri var bunların. Orada burada heykelleri görüyorsunuz dağda, yapılırken daha. O güzelliği bu, bir dağ olduğu gibi müze. Aslında heykellerle dolu. Ve heykelleri nereden koparmışlar, nasıl yuvarlamışlar, o bazalt kütleler kopmuş, nasıl aşağı düşürülmüş. Ya da işte bu bazalt kütleleri nasıl koparıyorlarmış, hangi güçle falan. Mesela o çok enteresan bir şey. Orada kanallar açılıyor, ahşaplar döşeniyor ve ıslatılıyor mesela ahşap. Ahşabın genleşme gücüyle koparılıyor bazaltlar. Çünkü bazalta suyunda darbeye vurduğun zaman kopar gider, çok şeydir, rahat kopar aslında. Serttir ama öyle bir kırılganlığı var. Böyle koparıyorlarmış. O izleri görebilirsiniz orada mesela. Muhteşem. Nasıl yapıldığını, hangi tekniklerin kullanıldığını da görmek mümkün. Aslında okullarda bence onları göstermek çok daha önemli. Çünkü bir aslan heykeli ya da bir figüre nasıl başlanır? Bir kütle alıyorsunuz, taş bir kütle. Bu kütleye işte burnundan başlıyor. Çok kaba hatlarla, büyük geniş planlarla çalışılıyor. Ama aslan, İşte kaş göz bilmem ne, kıl tüy yok. Böyle büyük formlarla işte taşçı gibi çalışılıyor. Tabii taşçı en az darbe vurarak en iyi şeyi çıkarmak ister. Taşçının özelliği o. Yani durmadan böyle taşı öğütmek değildir bizim derdimiz.
formu çıkarmak yani aslında. Şimdi buradan bakarsanız büyük bir heykel okulu. Şu anda da bence akademilerde bir heykele nasıl başlanır, oradan başlaması lazım. Ki bu söylediğiniz çok önemli. Zira biz Anadolu'da yaşayanlar Hitit uygarlığını bile hala çok iyi tanımıyoruz ki son derece gelişmiş bir medeniyet. Dünyaya tanıtmamız gereken bir medeniyet. Türkiye'nin evet. üzerinde Hitit uygarlığını tanıtmak gibi bir sorumluluk var diye düşünüyorum. Var. Bu anlamda da çalışmalar var. Var. Örneğin ikimizin de ortak arkadaşı olan sevgili Tolga Örnek evet. Bu konuda bir belgesel çalışması üzerinde ciddiyetle duruyor. Çalışması devam ediyor. Bittiğinde tahmin ediyorum Hitit belgeseli tüm dünyada izlenecek, takip edilecek ve bu anlamda da bir nebze de olsa Hitit uygarlığı dünya çapında tanınmaya başlayacak. Evet. Şimdi yine sizinle devam edelim. Londra'dan hemen sonra Almanya geliyor. Almanya yıllarınızda iç göççüler, Alman asker kaçakçıları, buluttan sevgililer gibi temalara sahip heykellere imza atıyorsunuz. Bu buluttan sevgililerin çok ilginç bir aslında hikayesi var. Onu paylaşır mısınız bizimle? Yani bilemiyorum sizin duyduğunuz hikaye hangisi ama bence önemli olan Berlin'deki hava durumuyla ilgili olan hikaye. Evet, doğru. Şimdi bu gerçekten acı. Berlin'de o zamanlar, belki şimdi değişmiştir havalar. Ben 6 sene yaz beklediğimi biliyorum yani. Tam yaz geldi derken işte sıcaklar falan tekrar kış gelir falan. Böyle bir şey. Bunu hep bekledim 6 sene boyunca gerçekten. Sonra anladım ki Berlin'de havalar böyle. Berlin'e yaz gelmiyor anladınız ki. Yani ben hep o güzel yaz derken de işte bulutlar, mavi gökyüzü, güneş, yakıcı güneş, o bulutlar işte çok severdim. Hep çocukken bakardım bulutlara, işte onlardan çekiller çıkarırdım falan filan. Böyle bir özlem var. Güneyli olma, bizde tabii 300 gün güneş alıyoruz yani. Şaka bir şey değil. Öyle bir özlemden çıktı, bir heykel falan dendi, sempozyum kazandık. İşte Kranot Plas'ta bir heykel yapacağız. Ben dedim bunu yapacağım ya. Bu Berlin'e birkaç tane bulutu çekeceğim, aşağı yere indireceğim şu bulutları. Berlin meydanına koyacağım. Onlar orada kalsın, belki ben giderim ama onlar kalır. Öyle de oldu yani gerçekten. Çok hoş. Yine bir başka heykeliniz Rüyalar adını taşıyor. Bunun da yapılışı çok ilginç. Hı hı. Türk ve Alman gençlerle birlikte yapmışsınız bu heykeli. Doğru. Rüyalarımız diye Cemal'in Rüyası diye bir heykel. Benim heykelim adı Cemal'in Rüyası'ydı. Gençlere verdiğimiz konu rüyalar konusuydu. Oradaki Türk gençleriyle çalıştık. Bunların yaş ortalamaları işte 15 falandır, 14. Muhteşem. Öyle bir şeydi. Ve 6 ay çalıştık bunlarla birlikte. Ben işte bu rüya konusunu önerdim. Onlarla tartıştık neler olabilir. Yani rüya derken işte her şey olabilir. Yani özlemleriniz de bir rüya olabilir. İstekleriniz de olabilir. Hakikaten gördüğünüz şeyler de olabilir bunlar. Hayal ettiğiniz şeyler de olabilir. Yani böyle bir şey. Çok güzel şeyler çıktı gerçekten. Ve bunlar seramik yapıldı, şey fırınlandı, renklendi. Nasıl formlar çıktı? Çok enteresan formlar çıktı. Yani mesela böyle beni çok etkilemişti. Bir tanesini hatırlıyorum şimdi. Mesela köprü başında duruyor. Altta bir su akıyor. İşte suya bakıyor. Su da böyle bir şeyler, bir kız bu. O çok güzel ama kompozisyon. Orada yansıması gibi mi görüyor falan. Ve gençler yaptı. Evet, gençler yaptı falan. Renklendi falan. Bunları bir büyük bir taşa monte ettim ben. Büyük bir taşa. İşte benim heykelimle ilişki kursun diye falan. İşte arada benim heykelimle onun arasında bir boşluk oldu falan. Kompozisyonda da ilginç oldu. Bir tarafında onların işi, bir tarafında benim iş falan. Arada bir boşluk, aradan yürünebiliyor falan. Şunu anladım. O gençler fantazi üretebilirler. Form dünyasına tanıştırabilirsin onları. Yani formlarla neler yapılabilir, anlatılabilir. Böylece ne kendilerini de tanıdılar yavaş yavaş. Kendilerine güven geldi mesela şeyin sonuna doğru, kursun sonuna doğru. İlk başladıklarındaki tedirginlik hali sonunda yok oldu.
bir güven, bir neşeli bir durum olmaya başladı. Herkesin başka bir dünyası olduğu da ortaya çıktı. Hiç kimse birbirini taklit etmedi. Ben de ona müsaade etmezdim zaten. Yani herkes kendi rüyasını anlatsın. Yani sanat da aslında kendimizi anlatmaktır biraz. Kendi dünyamızı, evet, kendi yani, rüyalarımızı, evet, hislerimizi budur aktarabilmek ki bir başka güzelliği de bu projenin gençlere güvenildiği takdirde, evet, ne kadar güzel eserlere imza atacakları. Çıkabilir. Ciddi ciddi uğraşmak lazım. Gerçekten çok şeyler çıkabilir. Yani evet. Sayın Aksoy, bu keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Daha sonraki yıllarınızda hangi heykeller sizin o becerikli ellerinizden çıktı, onlara da değineceğiz. Türkiye'de yaşadıklarınız da elbette kamuoyuna yansıdı zaman zaman. Onları da programımız çerçevesinde ele alacağız ama kısa bir reklam arasından sonra. Sesi düşünenlerde dünya çapındaki heykeltıraşımız Mehmet Aksoy'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1970'li yıllarda ağırlıklı olarak siyasi mesaj taşıyan heykeller yapmışsınız desem doğru olur mu? 1970'li yıllarda. Siyasi mesaj taşıyan heykeller yapmışım. Tabii doğru. Şöyle bir şey. Yani bu insan hayatıyla yaptığı şeyin, yani sanatçının hayatıyla, düşüncesiyle heykelinin bence bir olması gerekiyor yaptığı işin. O birebirlik en önemli şeydir bence sanatta. Yaptığı yaşamınız başka, yaptığınız başkaysa burada bir kötülük vardır muhakkak. Buna katılmıyorum kesin olarak. Burada bir kötülük vardır, ille de vardır. Yani bir şeye inanmıyorsunuz ama onu yapıyorsunuz mesela. Burada ya bir sahtekarlık var, ya bir popülizm var, ya bir para kazanma kaygısı var, başka bir şey var. Sahicilik, kendine sahip olma, kendisi gibi olma meselesidir bu. Ben 70'li yıllarda angaje bir insandım. Politik düşüncelerim vardı ve taraflıydım, öyle diyelim. Ve olan olaylar 70-80 arasında çok haşin olaylar olmuştur Türkiye'de. Gerçekten Türkiye'nin kaderini belirleyen olaylar olmuştur. O olaylar içindeydik ve bunları yaşıyorduk. Evet. Yani örneğin, dışarıda Merih'te falan yaşamıyorduk. Orada yaşadık ve bu olaylar beni duygulandırıyordu. Evet. Normal ki bunun duygulandırması da gerekir. Bununla sırtımı dönüp başka bir şeyler yapmıyordum. Bütün şey şurada. Burada bence yaptığınız iş nedir? Aslında şu anda Karşı Sanat Galerisi'nde 70'li 80'li yıllar arasındaki sanat sergisi var. Oraya gittim, ben de katıldım. 3 işle katıldım oraya. Çok enteresan bir şey oldu, duygu oldu benim için. Seneler sonra, yani 20 sene sonra oraya gidip ve o atmosferi tekrar görmek, hissetmek ve şöyle bir duyguya kapıldım. Gerçekten inandığımız şeyi yapmışız, güzel yapmışız. Ben de sanat eseri yapmaya çalışmışım. Yani slogan değil, evet, kışkırtmak için değil. Ki o heykelleriniz arasında örneğin 1 Mayıs heykelini, evet, Nazım heykellerini, işçi ellerini sayabiliriz, evet, tahmin ediyorum. 80'li yıllarda adeta biraz doğaya döndüğünüz yorumları yapılıyor. Ki aslında siz doğadan hiçbir zaman kopmuş bir insan değilsiniz. Her zaman doğayla iç içe olmayı tercih etmiş bir insansınız. Hı hı. Ama herhalde dönem dönem önce hayvan figürleriyle, işte ardından belki daha siyasi mesajlar içeren heykeller ve ardından yeniden adeta bir doğaya dönüş diyebiliriz belki de. Belki de diyemeyiz yani. Belki de diyemeyiz. Elbette. En iyi bunu siz bilirsiniz. Bence diyemeyiz. Şimdi doğaya dönüşte, insana dönüş anlamındaysa evet. Hı. Yani ben şey diyor mesela, şu andaki konularımdan biri odur. İnsan doğallığını yitirmiştir. Doğayla ilişkisini kaybetmiştir. Bunun tekrar sağlanması gerekir. Doğaya zarar vermeye başladık. Kendimize de zarar veriyoruz aslında. Yani birdenbire, yani çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir dünya yok. Çocuklar bizim harcadığımız şeylerden borçlu çıkıyorlar yani. Kötü bir dünya bırakıyoruz. Böyle düşünürseniz bu ilişkinin düzelmesi gerekiyor.
Onun için mesela kibele heykelleri yapıyorum. Niye kibele heykelleri yapıyorsunuz falan diyor. Ben şimdi 10-15 senedir yapıyorum. Bu konum bu. Mitoloji. Evet. Konum böyle bir şey. Gene insan, barış, sevgi ağırlıklı olduğu 80'den sonra heykellerim. Burada şöyle bir şey düşündüm. Yani atom savaşı tehlikesi var. İnsanlık atom savaşı tehlikesiyle karşı karşıya idi 80'li yıllarda. Reagan Amerikan başkanıydı. Ve de Yıldız Savaşları'ndan bahsediliyordu biliyorsunuz. Batı Avrupa'da bir ton roket vardı. Ve Rusya'dan bir takım roketler karşılıklı birbirini duruyordu. İnsanlığın tehdit altındaydı sonuçta. Bunu kurtaracak tek şey gene kimdi? Devletler. Bu savaşlar daha güçlü silahlar değildi aslında. İnsandı bunu kurtaracak. O insan da biziz. Biz buna karşı olanlar, insanı sevenler. Bu insan sevgisi genele yayıldığı zaman bu böyle savaşlar olamaz bence. Düşmanlıklar olamaz. Yani bir gül bahçesinden ötekine geçer gibi geçebilsek sınırları. Öyle düşünün. Şimdi Yunanistan'la bir sorunumuz olabilir mi? Yunan halkıyla olabilir mi? Aynı ırk, aynı sıcaklık, ırk demeyeyim de çok çok kötü bir laf. Irk denmez tabii ki. Aynı iklim demek istiyorum. Aynı sıcaklık, yemeklerimiz aynı, aynı güneş, aynı gökyüzü. Ve de düşman. Şimdi bu tabii amcaoğulları falan gibi düşmanlar onlarla birbirine gibi geliyor bana. Kışkırtılan düşmanlıklar var. Bunlar hakim sınıfların kimler olduğu, kimi sevdiği, kimi koruduğuyla ilgilisi var. Şimdi buradan hareketle biraz önce kibele heykeli dediniz. İşte cömert olan, herkese kucak açan doğa ana diyebileceğimiz aslında Anadolu'nun da İlk dönemlerinde en fazla saygı duyulan, tapılan tanrıça figür diyebiliriz ki efsanelerin kaynağı, doğayı besleyen ama aynı zamanda insanoğlunun kültürünü de besleyen figür, doğaya hakim olan figür. Bu kibele heykeli sizin hayatınızda çok ciddi bir rol oynuyor. Son 10-15 yıldır kibele heykelleri yapıyorum diyorsunuz ama aslında çok daha öncesinde bildiğim kadarıyla yaptığım ön araştırmada sizi daha ilk yıllarınızda Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gittiğinizde 13 santimetrelik bir kibele heykelini gördüğünüz tarihten itibaren siz o figürün etkisi altında kalıyorsunuz. Çok doğru bu. Nereden duydunuz bu şilafı? Gerçekten doğru. Bu ya Anadolu Medeniyetler Müzesi ve o heykel. O 13 santimlik heykelin kuvveti gerçi bir sürü insanı da etkilemiştir bu. Şimdi artık meşhur oldu. Ben gittiğimde herhalde 70'li yıllardı belki de daha önceleri. Muhteşem bir şey. Gerçekten o oturan ana, onun gücü işte şişman falan bilmem ne bir kadın gibi değil. Başka bir şey. Ve o toprak analığa yakışan bir tavırda o azamette oturuyor. Falan giderekten tabii onun büyüsüne kapıldım ve onu tarif edemedim aslında epey bir zaman. İşte bu bizim eksiğimiz de bu. Yani biz Hititle, Kibele ile mesela akademi yıllarımda tanışmadım. Kimse bana bunu söylemedi. Bu çok acıklı bir şey aslında. Gerçekten acıklı bir şey. Kendi kültürümüze ait kıymetleri, değerleri okutamıyoruz öğrencilerimize, insanlara, gençlere bunları aktaramıyoruz. Bu çok şey, acı bir şey. Bunu tesadüfen ya da işte böyle, ben mezar taşlarını da böyle tanıdım. Mezar taşları da işte Karacaahmet'e gider oldum. Karacaahmet'e çünkü her mezar taşı ben artık büyülemeye başladı. O kadar bir figür, o kadar bir anlamlı bir şey ki bir kimlik taşıyor. Bir ölenle neredeyse yani nüfus kağıdı gibi. Öyle bir şey. O kadar ve formülasyonu heykel gibi zaten. Evet. Bir bakımına bakıyorsunuz İslam'la heykel yasaklanmış ama mezar taşları yapılıyor. İlginç bir şey. Yasaklanamaz. Bu tür şeyler yasaklanamaz. Şarkı yasaklanamaz. Evet. Şimdi Türk bu yasaklanamaz. Yasaklardan... Form yasaklanamaz. Evet. Hareketle hemen kamuoyuna çok geniş çapta o dönemde yansıyan bir konuya değinmek istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi Melih Gökçek konusu. Evet, onun tabii çok ünlü lafı ben böyle sanatın içine tükürürüm sözü. Ama onun sonrasında siz dava açtınız ve o davaları kazandınız. Merak evet. ettim ne yaptınız o paralarla? Şimdi o paralarla bir şey yapmadım, yapacağım.
Herhalde bir heykel yaparsınız diye düşünüyorum. Hayır efendim. Şimdi ben şimdi biraz şimdi onun tavrıyla konuşmuş gibi olacağım ama böyle bir şey istedim. Onu artık ilk defa burada söyleyeceğim. Sansasyonel bir duruma düşmek istemiyorum ama gerçekten de şu. Şimdi o kazandığı davalar, bir sürü davalar kazanıyor. Emin Çolaşan'dan falan kazanıyor bir sürü şeyler. Hakaret davaları. İnsanlar kendisine küfretsin istiyor ve de o da mahkemeye veriyor. Onu yapıyor falan. Ben de şimdi o dava açtım ama. Üç dava açtım. Hakaret davası. Heykelimi parçalama davası. Bir projeyi engelleme davası. Bunlar üçünü de kazandım. Ve bu bitti artık. 5 sene sonunda nihayet. Adalet yerini buluyor 5 sene sonunda. Nasıl buluyorsa artık çok üzülüyordum artık olmayacak diye. Ben o kazanılan parayla arkadaşlarıma ziyafet vereceğim. O döner ziyafetleri veriyordu. Ben de arkadaşlarıma içki ziyafeti vereceğim. Eğlendireceğim arkadaşlar. Çünkü öyle o haram parayı öyle harama harcayacağım. Evet. Şimdi bir başka belediye başkanı, yine Ankara Belediye Başkanı, bir başka isim Murat Karayalçın. Onunla da ilgili çok ilginç bir anekdot okudum ön araştırmamda. 1992-93 yıllarında Ankara'yı heykellerle donatacağım diyor Murat Karayalçın ve kentin 5 girişine 5 kafa yerleştirmeyi planlıyor. Ve size geliyor, sizden 5 büst, 5 heykel, 5 baş yapmanızı istiyor ve sizin Sayın Murat Karayalçın'a çok ilginç bir cevabınız oluyor bu teklif sonrasında. Şimdi biraz yanlış biliyorsunuz mesela. Şimdi 5 girişine 5 baş değil. Bu bir kayalara özellikle de işte Keçiören sırtlarında Aktepe diye bir yer var. Havaalanı gelişi. Oradaki kayalar üstüne bir şey yapabilir miyiz dedi bize. 5 tane kafa var. Amerika'da hani başkanların kafaları var ya. Onun gibi 5 kafa yapalım dedi. Ben de dedim ki üstad, yani bu 5 kafayı nereden buluyoruz yani, onu bir soralım yani şimdi. O da güldü falan, buna gerçekten dedi de haklısın. Böylece ne vazgeçti. 5 evet. Kafa bulamadık yani sonuçta. O yüzden ve o proje de gerçekleşmedi. Hayır, gerçekleşmedi. Ben de ayrıca şunu söyledim tabii, ona devamı var bu lafın. Ben dedim sanatçıyım, yapılan bir şeyi zaten yapmam. O bir yapılmış bir espri. Evet. Bir sanatçılar yapmışlar ama ben başka bir şey yaparım. Müsaade edin bana, ben size başka bir projeyle geleyim ve geldim de. İşte o Aktepe üstüne Kivele projesiyle çok geldi. Çok büyük bir Kivele projesiydi, evet, 150 değil mi? 150 metre boyunda bir Kivele projesiydi o. Dağ şekil almış gibi olacaktı. Ve bir Kivele figürüne bürünüp devam edecekti. Altında büyük bir havuz, şelale akacaktı 100 metreden. İşte merdivenlerle çıkılacaktı, karnına girilecekti. Kendini ana karnında gibi hissedecektiniz. Hı hı. Çünkü şeffaf bir cam üstünden sızan suların arkasından dünyaya bakacaktınız. Ve altta da Anadolu medeniyetlerinin mezar kültürünü anlatacaktık. İşte yaşam, ölüm, yeniden doğuş, hayat, üç şeye bağlarsak Kibere'nin genel, evet, felsefesini, o ölüm kısmını da Anadolu medeniyetlerinin mezar kültürünü o aşağıda dağın üstündeki bir takım platolarda çeşitli mezar kültürlerinden örnekler vererek anlatacaktım. Ki bu dünyada ilk olacaktı. İlk kez bir mezar taşları müzesi olacaktı. Ve bir heykelin karnında, içinde. Muhteşem. Evet. Bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. O dönemde tabii ki Karayalçın'ın görevinin sona ermesi ya da istifa etmesi o dönemde. Ardından Melih Gökçe'nin gelmesi. Ama bu yarın öbür gün, evet, bu projenin, evet, gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Şimdi şu sıralarda bildiğim kadarıyla Nike heykeli üzerinde çalışıyorsunuz. O da 19 metre yükseklikte bir heykel olacak. Bitme aşamasında mı yoksa yaklaşık, çünkü 2 senedir çalışıyor musunuz üzerinde? Evet, 2 sene oldu. 2 sene de geçiyor neredeyse. Şimdi bitme aşamasında sayılır. Kaba yontusu bitti. Evet. 9 taştan oluşuyor bu heykel. 2,5 metre çapında taşlar. İşte 19 metreye çıkıyor. Yani 350-400 ton taş yonttuk biz bu şey için.
Taşları bulması bir macera oldu. Upuzun bir macera bu. En sonunda işte taşlar üst üste gelebilecek durumda. Fakat şu anda yer bekliyoruz. Yani karayolları müsaade etmedi. Bir beğendiğimiz bir yer vardı İş Bankası'nın önünde. İş Bankası bloklarıyla, işte iş kuleleriyle Sabancı kuleleri arasındaki yeşil alana koymak istiyorduk. Ki İstanbul'a mal olacak bir heykeldi. Evet. İş Bankası buna razı olmuştu. Kendi bahçesinin dışında, işte karayolları arazisinde olacak falan. Karayolları bunu reklam tabelası düşüncesiyle ve de şoförler bakarak kaza yapabilir gibi bir argümentle istemediler, müsaade etmediler. Ama bu tabii yine bu heykelin bir yere dikilmeyeceği anlamına gelmez. Aynen, bu dikiliyor, arada dikiliyor, başka bir yer bulduk. Evet. Şimdi orada projeler yapılıyor. O dikilecek yani. O daha da ilginç, daha da hoş bir yer oldu, bir mekan oldu. O yapılıyor şu anda. Evet. Projeler şimdi çalışıyor. Şimdi hemen bir parantezde Borsa binası önündeki o muhteşem ayı ve boğa heykelinin de size ait olduğunun altını çizelim ve bir sonraki projenizle ilgili bir soruya geçelim istiyorum. Dans eden Atatürk heykeli diye bir proje üzerinde çalışacağınız bilgisine ulaştım ben. Casuslarınız var. Evet ya. İyi bir istihbaratım var değil mi? Gerçekten. Bir gazeteci olarak o kadar olsun. Başıma gelenler ya. nasıl olacak? Bu proje ne aşamada? Çünkü farklı bir Atatürk göreceğiz. İsmine bile bakarak bunu anlamak mümkün. Dans gerçekten eden Atatürk. Evet. Şimdi ben bu Atatürk yapılan Atatürk heykellerine karşıydım. Karşıyım da, halen de karşıyım. Çünkü bu bir şey değildi yani. Atatürk heykeli olduğu zaman heykel kötü olmuş, iyi olmuş, proporsiyonlar bozukmuş ki önemli değil. Atatürk heykeli. Atatürk adı o kadar yıpratıldı ki Atatürk heykelleri, artık dedim ki yani bu olamaz bir şey, bu çok kötü bir şey. Burası çok önemli çünkü bazen öyle Atatürk büstleri ve heykelleri görüyoruz ki son derece çirkin. Evet. Bu Atatürk'e de bir saygısızlık, aynı zamanda sanata da yapılan bir saygısızlık. İki türlü bir yıpranma oluyor. Bir, insanların işte gözleri heykel diye Atatürk'e bakarak yıpranıyor. Bir de heykel sanatı bununla küçülüyor, kötüleşiyor. Yani bir insan o heykele bakıp da heykel budur, heykelle özdeşleşti artık bu. Bu çok şey, kötü bir şey. Atatürk heykeli yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Sanat eseri olma kaydıyla ve bir Atatürk'ü herhangi bir şekilde yansıtması bakımından. Atatürk bir insan. Bir işi başarmış bir insan. Tamam. Benim Atatürk fikrim var, sizin de var. Bu farklı olabilir. Ben kendime göre Atatürk dedim ki Cumhuriyet'e aşık. Cumhuriyeti devamlı koynunda sevgilisinin resmi gibi taşımış. Bütün Kurtuluş Savaşı boyunca hep o resmi çıkarıp bakmış. O umutla, o güçle bir savaş başarmış. Ve savaş sonunda Cumhuriyeti kurmuş. Ve bu Cumhurbaşkanı olmuş. Burada işte dans eden Atatürk aslında Cumhuriyet kızıyla dans eden, Cumhuriyet balosunda. Cumhuriyet kızı sembolik bir kız tabii ki bu. İşte Türk bayrağıyla neredeyse dans edermiş gibi bir heykel oluyor bu. Rüya görüyor Atatürk karlarda yatarken. Rüyasında o Cumhuriyet kızıyla dans ediyor. Çok güzel. Olay çok böyle hoş, bir çok şey. Hoş. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yaptık. Bunu da en kısa zamanda görme fırsatımız olacak. Süren bitti ama çok kısaca bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Bir sanat eseri gibi kabul edebileceğimiz atölye eviniz Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde. Ben gidip görme şansına erişmedim ama böcek modelinde bir evmiş bu. Evet. Öyle ki böceklerin, o böceğin antenleri varmış. O antenler de şöminenin bacası şeklindeymiş. Evet. Tahmin ediyorum muhteşem güzellikte ve dünyada da herhalde eşi benzeri olmayan bir ev olsa gerek bu. Heykel gibi bir ev oldu. Evet. Gerçekten iyi, güzel ev oldu. Yani hoşuma gidiyor. İnsanların da hoşuna gidiyor. Ve o evin içinde çilek bile yetiştiriyormuşsunuz. Allah'ım yarabbim. İyi. Gelseydiniz kim bilir neler duyacaktık. Sayın Aksoy, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız ve sanatçı kişiliğinizi samimiyetle bu programda yansıttığınız ve bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Son olarak böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazın. Buyurun.
En zoru da bu yani.